Evet kızım. Sen de çekiyor. Lan tutun yavrum. Saçını toplamanın sırası mı? Evet sayın seyirciler. Evet, sen bir domates al. Karadeniz'in balça girmiş ama sapı kalmış ormanlarındayız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ırmak kıyısı boyunca Evet. Şoförümüz Mehmet Hanik, rehberimiz Asiye Hanik, diğer rehberimizin kendinden haberi yok. Erdem'in. Baba yapma. Irmağa gireceğim. Devam et burası. Bu mu? Evet arkadaşlar, bugünkü görevimiz şuradaki küçük dalları yaklaşık bir 5 tane büyük bir ağaç var. O 5 ağacı hatta 7 12 ağaç var. O 12 tane ağacı şurada var. Şu pat pata ineyim mi ben? İniyorum bir saniye. Baba iniyoruz. Çocuklar inin isterseniz. Yok. Kızım çekil o zaman. Bak sizi. Bir saniye. Çok sıcak kalmış. Ne diyorsun? Evet, rehberimiz Asiye Hanik. Şimdi arkadaşlar ömründe evet şantiye şefimiz Erdem Bey, ameleler, maalesef çocuk işçiler çalıştırılıyor. Cemberi attın siz kucağınıza. Cemberi benim kucağıma attın da biz de ondan halay çektik. Aha ya orada ya. Asiye'nin cemberi kayıp. Lan oradaydı, ben bir yere atmadım o şahit dışı. Fındık değil yavrum. Şöyle küçük ağaçlar var ya, görüyorsun değil mi yavrum? Koca koca. Bizim ağaç 8 metre yaklaşık. Gitti mi çemberin? Çember gitmez. Düşmedi bir yere ya. Halay çekti. Lan ne halayı ya? Ben mahsuzluyum Asiye. Evet. Asiye'nin çemberini görenler yoruma yazsın. Asiye'nin çemberini arıyoruz. Evet. Maaş valla şanslıysanız asgari ya asgari ücret ne olsun ya. Asiye'nin cemberini arıyor bunlar. Maaşınızı söylüyorum. Ya ekmek arası domates ya ekmek arası salatalık. Eğer ikramiye gelirse çökelekli yumurta. Pat patı durduruyorum. Dur pat pat. Ho! Ho! Evet pat patı durdurdum sayın seyirciler. Şu kırmızıyı aşağı çek kızım. Çek aşağıya. İşte bu. İranur istobetti. O anları bizimle paylaşmak ister misin? Neler hissettin? Çok kapat. Zordu. Evet. Kontağı kapat diyoruz kızım. Kontak nere? Şu anahtar kızım. Onu da direksiyona doğru çevir. İşte bu. İşte bu. Müthiş bir başarı. Yok fazla çevirdiğin zaman kontak bizim elimizde kalır yavrum. Sonradan yürüyerek odunları çekeriz. Evet. Jantlarımız. Irmak nerede? Irmak mı? Yavrum ırmakta daha orası. Irmak ama Fırat. Sen Dicle Fırat'la karıştırdığın için buradaki ırmağımız bu kadar. Yerlerde tiken var. Tiken. Evet tiken yavrum bunlar. Baba da öyle. Tamam yat o zaman üstüne yavrum. Çok belli zaten. He. Kerem nasıl geçiyorsun o kısa şeyi? Kahraman Kerem. Ya Kerem için zorluk nedir bilmeyen. Hadi ben gidelim. İmkansızı tanımayan bir komando. Kerem Kışla. Bu şekilde. Nasıl? Bu şekilde. Yok yavrum. Geçince öğrenirsin batıp batmayacağını. Şu anda yorum yapmamız zor. Sen hala cemberini bulamadın mı Asiye? Yok yok. Uçmuşuz kucağınızdan. Lan uçmaz uçmaz o. Bir şey diyeceğim. Asiye şunları serin yere koyalım ya. Serin yere. Evet kızlar 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 kızlar. Kızlar sonra üstünüzü çıkartın. Hızlı hızlı hızlı. Önce beni dinleyin. Sen çemberin şey bu çantanda yok. Olabilir. Asiye'nin cemberini arıyoruz. Hemen yorumlara bekliyoruz. Asiye'nin cemberi nerede? Baba sana dediş dedim. Tamam dediş dedim mediş dedin. Anneye yardım. Hemen al oradan çantayı. Gölgeye ne koyulacaksa koy. Bu yüzden anneye yardım. Heh, aferin Kerem. Bak söylemeden. İşte budur. Ne yaptı? Bunu ver. Bana da. Al, ağaç motorun içindeki değil mi onun cemberi? Hakikaten ne diyeceğim cemberi? Efendim bu benzinimiz ağaç motorumuz için. Ağaç motorumuz şurada. Emine bu bidonların dolu olması gerekmiyor mu içinde su olması? Nerede?
Ha. Benim cebimde de 5 günlük su var. En son HT11'de almıştık suyu. HT11'den kalan su. Niye? Ay aman Allah'ım. Evet, kızlarım tişörtlerini çıkartıyor şu anda. Çekemiyoruz onları. Siz değerli halkımıza, seyircilerimize şöyle ormanımızı gösteriyoruz. Bu orman bizim. Kızım yukarıyı çekiyorum. Allah'ım ne kadar telaşelendiler ya. Benim kızlarım tişört değiştiriyor şu anda. Panik havanda. Bakın kızlar, İstanbul'a dönünce şunları topluyoruz. Tamam, şurayı alıyoruz kızlar. Yılbaşında İstanbul'a satıyoruz bunları çam ağacı diye. İkişer milyardan satsak. Oo iyi, daire parası çıktı. Evet. Reisimiz Lazoğlu Mehmet. Namıyla, endamıyla dostlara güven, düşmana korku salan işte Lazoğlu Mehmet. İşte bu. Nasıl vahşice ağaçları katlediyor. Görüyorsunuz acımadan. Gözü kara bir adam. Düşmanına asla acımaz. Merhamet nedir bilmeyen, ısırganı paramparça eden adam. Lazoğlu Mehmet. Aa, cippan yapmadınız kızım. Cippan ne onu bilmiyorsunuz. Alkış. Alkış yapın. Evet, dedeye bir alkış. Bravo. Bravo. Hemen dedeye. Erdem oradan bir alevli meyve gönder. Ha pardon, orası başka yerdeydi. Ha. Tamam. Evet, dedemiz de ayağını yaktı. Böyle bir rahatsızlığı var. Yorumlara dualarınızı da bekliyoruz. Tamam, seni çekmeyeceğim kızım. Çekmiyor mu yavrum? Allah'ım ya. Tamam, kızlarımı bundan sonra çekmeyeceğim. Kızlarım istemiyor. Şöyle geliyoruz. Oraya derken kızım şuradan yürüyorsun bak, şuradan. Arada bir böyle ayağını ısırgan yakacak ki şu köy havasını alacaksın. Aynı Hira Nur'un dediği hani. Dedik ya ona eğil eğil. Diken çarpar lombardinin üstüne. Yok ya ne eğileceğim dedi. Diken bir çizdi baktık lombardinin içine yatıyor. Nasıl? Öyle bir şey demedin evet. Ben yanlış hatırlıyorum. Evet. Şimdi şu ağaçlarımızı alıyoruz. Biz buraya onu oradan nasıl kestiniz? O nasıl kopacak? Oraya tekrar Ninja olan, ataları samuray olan Erdem Bozkurt ağaç motoruyla oraya çıkacaksın acı. Onun dibine vuracaksın, o şeyi düşüreceksin. İşte bu. Hayır, az daha meyilli olması lazım. Arkadaşlar bu arada biz evde abajur yapmak için dal arıyoruz. Bir mobilyacı da gördük. Çok güzel yapmışlardı. Aa, bir baktık 2500 lira. Dedik ki ya bizim bahçe 2500 kaynıyor zaten. Şimdi şuradan İstanbul'a dal götüreceğiz. Kargosu, uçak kargo vesaire derken 7500 liraya mal oluyor. Ama önemli değil. Önemli olan bizim mutluluğumuz. Şimdi hayır Emine bak. Ha yok, o birleşikmiş. Şu da olabilir. Şu. Hafif böyle meyilli, dalımsı falan, yamuk yumuk. İşte bu. Al Emine. Şu. Kökü de buldum ama. Lan kök kolay. Şu omru dikine kestik mi? Elimle de göstereyim. Hı. Heh. Bak. Hah, nasıl? Tamam. Nasıl çakacağız? Hah. Onun az bir böyle az o cepte var. Bulunsun. O güzel. Biliyorum. Bir de böyle biraz daha aşağı meyilli bulursak var ya. Hah. 10 numara olur. Aa, şey gördüm bak, onu gösterecektim. Helikopter böceği, Yusufçuk veya peygamber böceği de diyorlar. Hayır. De kayboldu o. Onu göremedim. Bu 10, 50 seferi bulmaz. 50 seferi bulmaz. Al. Al. Almış odunu, adam dövecek. Allah'ım yarabbim. Niye çıkarsın? Lan yok, bir şey olmaz. Hadi gidelim. Aha. Küçük küçük tomurcuklar. Bilim de dönmüyor. Ağaçları gördükçe nevrim döndü. Evet. Bu ne ağacıymış? Bu ağacın ne olduğunu biliyor musun Asiye? Ya Asiye, seni rehber seçtik. Sen dünyadan haberin yok ya.
Irmak süsleriyle gelmiş. Değerli reisimiz Kremlin Sarayı'nın ilk gelinlerinden Asiye Kışla. Maşallah, maşallah. Az bile. Kolye niye saklı? Kolyeyi de görebilir miyiz Asiye Hanım? Bütün seyircilerimiz sizi bekliyor. Aha. Açtı. Onları bana ver Asiye. Onlar kaybolabilir efendim. Evet, en mantıklısı bu. Emin ol ufak. Bir, iki tane takacağım. Ay, o bence ufak. Şunu alalım. Şunu. Tazesini. Lan keseceksin de Müslüman. Şey yok mu? Deminki daha güzeldi ya. Sen bilirsin de. Fazla öyle uzun olmasına bir anlamı yok. O ilk koyduğumuz nerede ağaç? İlk ağacı ayırdın mı kenara? Nerede? Emine niye dinlemiyorsun beni? Tamam ayırdıysan. Vallahi şöyle göstereyim. Vallahi insanın gözü gönlü açılıyor. Ta ki Asiye'yi görene kadar. Asiye'yi görünce bir damarlar tıkanıyor. Evet altınları ben almadım. Siz de şahit olun. Benim çantama da koymadılar. Hadi. Asiye şu kolyeyi de görebilir miyiz? Bunu i̇şte da mı bu. Çıkartayım? Onlar çıkartma. Ne? Çıkartma işte bu. Hı-hı. Daire paramız burada. Oraya değilim. Yok yok ince damar. Oradan değil ya. Bak babam orayı açıyor ki Lombardin oraya yanaşacak. Hayır inceleri de buraya attın. Yine Lombardin. Öyle mi dedi? Babama sorun da. Allah'ım şuna bak. Hah. Kütüğü buldu. Dallı bir de. Efendim kızım. İşte bu. Dünya Olimpiyat Şampiyonluğuna hazırlanan kızlarım. Abele diye geldiler, tatil yaptılar. Evet. Çok zordu. İmkansızı başardılar. Ne diyor? Bulduğu böceği sana mı gösteriyor? Hayvan yapışmış zaten böyle. Allah'ım. Hireye konan ölüyor. Evet. Erdem ırmak kıyısında bile hala cep telefonuyla mesajlaşıyor. Biz buraya niye geldik Erdem? Allah aşkına niye geldik? Bak. Hala yarışıyor. Ne oldu kızım? Girmeyin kızım, gireceğim. Bir zorunluluğunuz yok. Evet, gez. Öyle bir gezin. Islatmayın her yerinizi. Kerem senin buyurun. Kapatır mısın? Kapatır mısın? Bir tansiyon arttı gibi. Beni çekemeyenler yoruma yazsın. Yani burada beni çekemeyenleri olduğunu hissediyorsanız korkudan dilim dönmüyor. Ben kapatıyorum arkadaşlar yayını. Biraz tepki aldım vatandaşlardan. Özellikle şefimiz Asiye. Asiye birkaç kelime senden yorum alalım. Gara lastik giymiş. Evet. İstanbul'un sosyetesi Asiye köyde gara lastik giymiş. Aman Tengri'm. Şok şok şok. Kapatsan bir iyi olur bence de. Tamam. Hadi. Kapatıyoruz. Başlayalım. Dur. Kerem'den son bir iki kelime alıyoruz. Kerem'cim duygu düşüncelerini rica ediyorum. Çok zor olacak. Çok zor olacak. Zor senin için nedir? Hiçbir leblebidir. Şey. İşte evet. Bu. Lokumdur. Hiçbir şeydir. Zor diye bir şey tanımayan adam Kerem. Evet, siz de şahit olun arkadaşlar. Erdem çalışmıyor, yatıyor diyorlarız yoruma atın. Asiye ben kapatayım artık ya. Çenem ağrıdı konuşmaktan. Bence de. He vallahi billahi. Bak inceleri biz, kalınları siz. Kerem tamam. Tut şunun ucunu. Kerem tut şunun ucunu. Tut oğlum. Dur. Ay onu al. Kaldır şunu hadi. Neyi? Bir tanesini al kaldır. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi. Sevgiyle kalın. Biz hadi burada çalışıyoruz. Böyle. 15 dakika içinde geri dönüş yapmazsam jandarmayı arayın. Burada ne olacağı belli değil. Bunlar beni döver. Daireye gönderdim garıyla.